Kolay gelsin Rabia'cığım. Teşekkür ederim Dilek. Hoş geldin. Ruh gibi çalışıyorsun yani, çok eline bez şey yapıyor yani, rahat rahat çalışamıyorsun gibi. Çok ağırsın, bana ağır geldin. Aa, sana ağır gelmiş olabilirim canım. Sen de gününde çok ağırdın bence. O bezi bir de böyle dört elinle tutsan, böyle tortopedik sürmesen oraya. Seninle muhatap olmayacağım Dilek. Yani huzurumu bozamayacaksın canım. Bence senin motivasyonun düşmüş bile. Sen bu enerjiyle akşama kadar burayı yapamazsın. Sen öyle san. 4 saatte değil, akşama kadar bitiremezsin sen burayı. Evet, evet öyle. Yazık Kadir Bey'i de üzüyorsun bu şekilde, onu da görüyorsun. Evet. Onun da bütün enerjisini aldın. Senin aldığın gibi değil mi? Ben zaten kendi yerimde o atladım, sıpladım, sildim her yeri. Bağlamazsın bana lütfen. Saygı çerçevesinde konuşalım, olur mu? Benim ses tonumu da sen yüksek sesle evet, konuşuyorsun şu anda. Onu denemelisin bence. Sen bence benimle uğraşacaksın, oraları hızlıca yap da bitir akşama kadar. Sen uğraşmıyorum, seninle muhatap olmuyorum. Senin derecene düşmüyorum tatlım maalesef. Bakıyorum ben zaten, görebiliyorum nasıl yaptığını. Ay senin yaptığın... Sen böyle anca yavaş yavaş hareket edip tın tın yaparsan akşama kadar bitiremezsin burayı. Tamam tatlım. Yorumun bitti mi? Bitmedi, bakacağım seni, izleyeceğim. Daha söyleyeceklerim var. Ya sen oraya öyle düz düz silmen bir şey ifade etmiyor. Oraya bir kremli bir şey yap. Yorumun bitti mi Dilekçim? Bence yapamıyorsun. Bu gidişle de burayı bitiremeyeceksin. Evet, bitiremeyeceğim. Biraz elini hızlı tut. Bitiremeyeceğim. Sen kazanacaksın çünkü değil mi? O yüzden buzdolabına gidememiştim. Ben girdim zaten. Ama sadece buzdolabı değil. Daha yeni başladım. Belki sen de farklı yerlere giremeyeceksin. O benim sorunum. Senin sorunun değil. Tamam, neden o zaman bana buzdolabına giremedin diyorsun? Yani sen de çok yavaşsın diyorsun ya bana yavaşsın. Hadi 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 hadi. O dolabın içini silmeyecek misin sen? Neyi? O dolabın içini. Sildim. Bu dolabın kenarları hiç olmamış Rabia. Bak su geliyor çünkü. Yok su değil. Evet hayır, biraz önce çeşmemiz bozuldu ve su damlıyor. Tamam, görmüyor ben suyun olduğu tarafı... Kör müsün? Suyun olduğu tarafı tutmadı. Kör müsün tatlım? Ya Rabia ya, yapamıyorsun, bahane üretiyorsun. Ben de git gözlüklerini tak sen. Hadi. Bence sen elini biraz daha çabuk tut, daha hızlı sil. Bu seni ilgilendirmiyor. Benim hızlılığım, yavaşlığım... Ona göre puan vereceğim ben size. Sen zaten günün geçtiği için buraya iddialı bir şekilde geldin. Hadi yorumun bittiyse tatlım, seni dışarıya alabilir miyim? Buraya iddialı bir şekilde geldin. Lütfen iddianın arkasında dur. Evet, sen de pireyim dedin, pireliğini gördük. Evet. Buzdolabında pirelerin duruyordu daha. Pire olsaydın onları da temizlerdin ama sen de pire olduğun için... Ben temizledim zaten. Ben de kendi ekranlarda izlediğinle göreceksin zaten bunları sen. Ben de sen kendi piresin ya, pire olarak kendi biraz oraya hızlı yap bence, bu saatte hiçbir şekilde yapamayacaksın. Seni ilgilendirmiyor, hadi tatlım. May 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 temizlik teşekkür yapıyorsun. Teşekkür ederim yorumun için. Boşluğu da bir değiştir yani, kirden gözükmüyor artık. Ben tatlım ikinciye geçiyorum, sen ikinciye geçtin mi? İkinciye geçmenin bir önemi yok zaten, yapamıyorsun ki. Kir üstünde duruyor zaten. İkinciye geçtin mi? Ben bir kere siliyorum, tekrar duruluyorum. Sen bunu yapabildin mi? Yapamadım. Zaten tek seferde silip tertemiz bir şekilde yapabilirsin ama sen bunu yapamadın. Bak sildiğin yeri hala üstünden tek tek geçip silmeye çalışıyorsun. Seni ilgilendirmiyor ki, bu benim meselem, benim vaktim. İşte böyle gidersen yetiştiremeyeceksin, bunu ifade ediyorum sana. Yetiştiremeyeceksen ne güzel ya, sen kazanacaksın. Böyle düşünsene. Ne kadar gereksiz bir konuşuyorsun. Sana tüyo veriyorum, şu an hala farkında bile değilsin. Ben benim kendi aklım var, senin aklına kalmadı. Sen bu akılda gidersen zaten hiçbir şey başaramazsın. Kendi aklımı bence kendi gününde kullansaydın seninle görüşürdük. Ben başardığını düşünüyorum zaten. Evet başardın, haklısın canım, hadi. Elimden geleni yaptın temizlik işi ama sen elinden geleni yapmıyorsun şu an. Sağlık. Bu benim problemim. Tamam. Araya gireceğim ama teşhisiniz nedir Dilek Hanım? Bence motivasyonun çok düşük. Biraz yükseltmesi lazım. Bu şekilde giderse kesinlikle yapamayacağım. Seni ilgilendirmiyor. Arkadaşıma tüyo veriyorum ama hiçbir şekilde sen tutmuyor. Sen bizi arkadaşın olarak görseydin zaten ses tonunun düzgün konuşurdun. Ama sende o yok. Ama siz de misafirinizi güzel karşılamadınız Rabia Hanım. Daha ne diyeceğim, elini ayağını mı öpeyim? Yüzüne bakmadınız ama geldiğinde. Tam yüzüne baktım. Ben iş yapıyorum. Niye onun yüzüne bakarak vaktimi kaybedeyim ki? O kendisi bence yorumunu yaptıysa dışarıya çıksın. Tel dedin hala kirler duruyor. Şu teli bana verir misin? Ben çıkartayım şunları istersen. Tamam, çıkart o zaman. Sen çık oradan. Yardım mı ediyorsunuz, eleştiri mi yapıyorsunuz belli değil Dilek Hanım. Bak böyle yapman lazım. Sen şöyle olması öyle lazım. Çeker mı? Misin benim aldığım yeri? Sen gününde çeker öyle misin yaptın. Lütfen? Çektik, merak etmeyin. Bak sen şu an parlıyor orası. Sen gününde öyle yaptın mı? Sen gününde öyle yaptın mı? Lütfen bağırma. Sen yapamadığın için şu an sinirlenmişsin, agresifsin. Sen kendi gününde öyle yaptın mı tatlım? Yaptım. Bana söyle. Yaptın. İzleyince mı? Göreceksin. Evet, o yüzden bak gördüm. Bu ellerim o yüzden evet, böyle. Evet tamam. Senin ellerin zaten kalındı. Biz ona çok dikkat kalın edelim. Değil canım. Kestik. Evet, sende bu yok ya. Evet. Ben de yorumunu yaptıysan dışarıya çık. Eline hiçbir şey yakışmıyor. Yapamıyorsun bence. Başaramayacaksın. Evet senin gibi.
Rabia Hanım neden bu kadar agresifleşti Dilek Hanım? Bilmiyorum yani, bir terlemeyi bile bilemiyor. Dolapların üstü hala yağ. Sadece silmeye çalışıyor. Elinde sarı bezle. Kesinlikle yapamayacak. Yani ilk önce bir dolabı arındırıp üstünden kiri aktıktan sonra durulaması lazım. Ama hiçbir şey yapamıyor. Ya uyarmaya çalıştım, tüyo vermeye çalışıyorum. Elinin hızlı olması için ama kesinlikle yani hiç tavsiyeleri bile... Siz iyiliği için uğraşıyorsunuz ama Rabia Hanım dinlemiyor sanki. Agresif bir şekilde gittiği için panik yapıyor. Panik yaptığı için de bence yetiştiremeyecek. Ben 2 saat vermiştim. 2 saat içerisinde de ben mutfaktan çıkabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bu ev bitmeyecek bugün. O zaman pür neşe çıkabilirsiniz evden Dilek Hanım. Banyoya geliyor sesiniz. Mola vermek istiyorum. Niye bağırıştınız şimdi? Kadir Bey, ben pes ediyorum. Bir şekilde finale çıkmak istiyorum. Daha hiçbir şey yapmayacağım. Çok ciddiyim. Sebep? Yapmayacağım. Hayır, niye? Ne oldu şimdi durduk yapmak yere? Yapmak istemiyorum. Sen şuraya otur bakayım, sakin ol. Otur bakayım buraya. Bir otur. Ne oldu şimdi? Siz niye bağırıştınız? Hayır, kendi gününde yaptıklarını görmüyormuş ki burada insanları aşağılayarak gelip şey yapamaz. Ya sen benim temizliğimi kontrol edemezsin. Bana hiç sesini yükseltemezsin. O kim ki ya? Tamam, sen bir sakin ol. Ne dedi sana? Ne dedi? Yok yapamıyorsun, yok şöyle. Kendi gününde de gördük. Pire dedim. Evet, tamam, bak hiç bak pireli bak bir şekilde ne kadar güzel. Koymuş, ne diyorsun? Kendi gününde de gördük. Eğer sen onun temizliğini beğenmediysen, zaten iş yapmayı anlamıyor diyorsan, niye o zaman söylediklerini bu kadar kale alıyorsun? Sen 10.000 lira için burada yarışıyorsun. Dileğin 2 sözüyle hemen pes mi edeceksin Rabia? Evet, pes ediyorum. Dileğin 2 sözü için pes edeceksin. Hayır, dilek için yapmıyorum. Pes ediyorum. Yani kim kazanıyorsa kazansın. Peki neden pes ediyorsun? Sebebi ne? İşte pes ediyorum. Yapmayacağım. Peki o zaman ekran karşısındaki izleyenler senin temizlik yapamayacağını düşünmeyecekler mi? Düşünsünler. Herkesin kendi fikri. Sen hızlıyım dedin, iddialıydın haftanın başından beri. Sen de yorum yaptın ama. Sen hiçbiri için yorum yapmadın mı? Ben öyle onu aşağılayacak kelimeler tamam, yapmadım. Bak. Dileği çağıracağım şimdi. Hayır, dileği çağırmanıza gerek yok. Ben pes ediyorum, yapmayacağım. Sen şimdi dileğin iki bak o zaman ama ben de sinirlenirim. Yani dileğin sözü için neden pes ediyorsun? Yapmayacağım. Bak böyle bir ev senin için bir şans. Bak temizlediğimiz yerler parlıyor. Yani bu ev temizliği gösteriyor. Senin için çok güzel bir avantaj bu. Yapmayacağım Kadir Bey. Son karar. Yapmayacaksın. Çekiliyor musunuz cidden? Evet, farkındayım, yapmayacağım. Vazgeçiyorum. Ama herkes güçsüz olduğunuza inanacak. İster inansın, ister inanmasın. Onların duyguları ve düşünceleri benim umurumda değil. Ama ailen, izleyenler sonuçta sen... Annem, babam zaten onu öyle o şekilde bana bağırdığını görse emin ol onlar da anlayacaklar benimle. Peki tamam, bak şimdi haftanın başından beri herkes ister istemez birbirine sinirlendi, bağırdı, sesini yükseltti. Hayır. Ama bu senin temizliğinin önüne geçmemeli. Yok, ben kabul etmiyorum Kadir Bey. Eğer dili, bak sana açıkça söyleyeyim. Eğer dileği susturmak istiyorsan bunu temizliğinle yap. Yok, susturmak istemiyorum. Kendisi konuşsun. Ben yani şu anda konu dilek olmamalı. Şu anda konu temizlik olmalı. 2 sezondur dünyanın yorumu yapıldı. Neler bağırıldı, çağrıldı. Temiz yere kirli dendi. Ben bile temizlediğim ben halde... Ben kabul bak, edemem. Bana benden beni hiç tanımadığı halde bana kazıp bağırıp çağırıp yorum yapamaz. Öyle bir hakkı yok. Bana sesini yükseltemez. Benden büyüklüğünü bilmesi gerekiyordu bence. Ben daha devam etmek istemiyorum. Yani sizin adınıza ve prodüksiyonun adına da özür diliyorum. Herkes yani kusura bakmayın. Ben pes ediyorum. Yapmıyorum Kadir Bey. Kusura bakmayın. Yani ben senin için üzülüyorum şu anda. Bundan sonra da yapamam, yapmayacağım. Biraz dinlen, bir modun yükselsin. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok Kadir. Sonuçta yarışmacımızın kendi kararı. Ben Rabia için üzülüyorum. Açıkçası kızıyorum da sana şu anda. Yok, yapmayacağım Kadir Bey. Bak eğer ben temizliğimden ve kendimden eminsem, buraya dünyanın da adamını döksen beni yolumdan çeviremezler. Hayır, ben yapmayacağım. Bak, ben kaldıramam. Üst dolaplar bitti. Bana yani bağıramaz, bir kişi bana bağıramaz. Ama bak şimdi Dilek çok fazla ses ayarını yükseltmedi. Dilek fazla yükseltemez. Bak, eğer ben onu yükseltersem burada duramaz. Bak yani. Az önce sen de ona bağırdın ama... Bağırırım ama bana 1/2 işimi öğretiyor. Sen bana tamam, işimi öğretemez. Tamam bak, haftanın başından beri hiç kimseye sen temizlik eleştirisi yapmadın mı? Yaptım, ben bu şekilde yapmadım. Ben o şekilde yapmadım. Herkes kendine yakışını yapar, ben de bunu yapıyorum. Tamam, ben sana ayırıyorum. Yakışan peki pes etmek evet, mi? Pes ediyorum ben. Şu anda evet. Bir ilk olacak, 2. sezondu. Yani 2 sezondur ilk defa biri pes ediyor. Gerçekten temizlik benim işimde bir ilk yaşanıyor Kadir. Ama o kadar adayın arasından seçilip geldiğiniz halde sırf rakibinizin mizacından hoşlanmadınız diye yarışmayı bırakıyorsunuz Rabia Hanım. Bana sorarsanız bu güçsüzlüktür. Güçsüzüm evet. Kabul ediyorum. Çok üzüldüm inanın. Maalesef gücünüzü de yeniden toparlayamayacak gibi görünüyorsunuz. Evet, toparlayamayacağım ve pes ediyorum. Bak ben yarışma için sadece konuşmuyorum. Bu bir yarışma.
Sen gidersin, başka yarışmacı gelir, başka bir şeyler olur ama hayatın boyunca herkes sana istediğini söylemez. Yani hayatın içinde zaten bu çok kötü bir huy. Kişiler... Bu huyun kötü bir huy. Eğer biri seni eleştiriyorsa sen onun üstüne gitmelisin. Onun üstüne gitmelisin değil. Yani seni eleştirdiği yerde sen kendini daha başarılı yapmalısın. Madem kararlısınız, o halde sizi dışarı alalım Rabia Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.